Karşınızda Şaheste Hanım'dan yüz yogası dersi. Buyurun. Yüz yogası yapalım. Biraz gerginliğimizi atalım. Yüzümüzün gerginliğini de bence. Yüzümüzün gerginliğimizi, ama ben... şeyimizi atalım. Sonuçta eğleniyoruz. Bazen eğlenmiyor muyuz? Tabii ki atışmalarımız oluyor ama eğlenmek de hakkımız değil mi? Eğlenmek amacıyla yapacağım. Eğlenmek için, evet tabii ki. Yani yoksa ihtiyacınız, ihtiyacınız olmayabilir Fatma Hanım'ın. Yok, da, güzelim Çiğdem demiyorum. Hanım'ın benim da... de karışıklıklarım var ama ben barışığım. Evet tabii ki, yani ne kadar güzel kendiyle barışık olmak. Önce gülümsüyoruz. Aysel Hanımcığım yanlış yapıyorsunuz. Eğlencesi. Hadi lütfen. Hayır, eğlenceye bakıyordum işte. Allah Allah. Lütfen eğlenelim. Ağzımızı açarak. Ağzımızı açarak eğlenmeyeceğim. Ama ben, yapacağız ben... lütfen. İkinciyi yapalım mı? Yapalım. Kaşlarımızı kaldırıyoruz. Gülün. Fatma Hanım hiç gülmeden yapıyorsunuz. Biraz tebessüm. Lütfen. Hala daha gerginmiş gibi hissettiriyorsunuz bana. Yarın eğlenceli ya, eğlenmek için yapıyorduk. Benim kendi halim. Tamam, haydi gül. Tamam yapın dediniz, haydi, yapıyoruz gül, işte. Gül, neşeli ol biraz gül, yüzün Şimdi de baş parmağımızla orta parmağımızı alıyoruz. Şuralarımızla. Yani ben size de pes diyorum gerçekten. Yoga hocası mıdır nedir aldı sizi karşınıza? Yok ben, ağzını kapa, yok yüzünü kapa. Yanlış şeyler yaptırıyor size. Yarasa zaten kendine yarayacak. Yani siz de bunu söylüyorsunuz. Hala yaptığı şey yapıyorsunuz. Ben pes diyorum yoga, size de Fatma Hanım. Yoga, sizden de hiç beklemezdim. Gelinler ve Melike'den başlayalım. Gayet güzel. Yani annem kendine yaradığı şeyleri arkadaşlarına da yani... kayınvalidelerimize de göstermiş. Yani paylaşmış, yani aldığı bilgiyi diğerlerine de aktarmış. Nasıl Çiğdem Hanım bir meyve almış, düşünmüş geceden getirmiş buraya. Herkesle paylaşmış bu meyveyi, anneme de tanıttırmış. Bilgisini aktarmış, annem de aynısını Çiğdem yapmış. Çiğdem Hanım yapmadı. Bunda bir şey yok yani, Çiğdem Hanım'ın yapmaması da enteresan. Çünkü kendisi İhtiyaç getirmiş meyveyi. İhtiyaç duymuyorum canım benim. Ama meyveyi de getirmişsiniz mesela. Meyveye taktın, ne oldu içine mi oturdu? Hiç de içime oturmadı. İçine oturdu. Hiç içime Sizin oturmadı, bence akşam bilmiyorum. Eve gidip sürekli bizi koruyorsunuz kafanızda. Şimdi Şahiste teyze ekibi ele geçirip yaptığı hareketleri onlarda uygulamak istemiş. Hani diyor ya her seferinde ben ön plandayım, ön plandayım. Siz de bundan şikayetçi oluyorsunuz ama kadının dediğini yaparak zaten onayını vermişsiniz. Ne kadar o orada şakaya da vursa, bak beni beğeniyorlar demek ki, yaptığım hareketleri aynısını uyguluyorlar dedirtmişsiniz. Bence yapmamakla çok öyle iyi yani. Çok ben yanlış aynı şekilde Çiğdem teyzeye keşke ayak uydursaydınız diye düşünüyorum. Hani bizim burada kurduğumuz ittifakı keşke siz de içeride cevap kursaydınız. Cevap verebilir miyim? Bilgi amaçlı yapmadık. Siz nasıl burada eğlendiniz? Diyorum, biz de işte. Eğlence amaçlı yani yaptık. Yani ciddiye almadınız mı? Almadık, almadık. Duygu sen de söyle. Annemler teyze almışlar. Çiğdem teyze yapmamış çünkü bakmış ki Şahiste teyzenin kırışıklıklarında bir gidişlik yok. Demiş ne gerek var? Zaten işe yaramıyor. Niye yapayım? Çok güzel yapmış. Onlar da eğlenmişler. Güzel olmuş. Ara sıra gerekiyor eğlenmeyi. Şahiste Hanım siz bunu ne amaçla yaptınız? Ben aldığım bilgi, yaptığım, hani bunu ben her gün tabii ki yapmıyorum. Dediğim gibi yeniliklere açık olduğum için yapıyorum. Sen? O bilgileri yansıtmak istedim. Ben yapıyorum bunu. Yapıyorum. İsterseniz derinlerle yapalım. Paylaşmak istedim. Peki. Bugün annemi yüz yogası yaptırdı kayınvalideler odasında. Çiğdem Hanım sadece katılmadı. Ama şöyle söyleyeyim, yine ittifak konusuna geleceğim. Çiğdem Hanım eğer bu yogayı yaptırmış olsaydı, gelinler dahil bütün kayınvalideler tekrar katılırdı. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.